Evet, en tehlikeli light'lardan biri ELC Evan ve bunun şoför koltuğunda Fırat var. Fırat'ı biliyorsunuz ağır tanklarla, özellikle OBJ-770'liyle çok fazla videosu var. Benim kanalımda kendisi arkadaşım olur. Bana bir daha reply yolladı ve bu sefer reply'in içinden bir light çıktı. Ama bu gerçekten çok başarılı bir oyun olmuş. Fırat'ı özellikle tebrik ediyorum. Şimdi Fırat burada ELC Evan'la direkt ormanın içine dalıyor. Light'larda en önemli dikkat etmeniz gereken spotlanmamak, ama burada Fırat spotlandı. Hemen pozisyon değiştirecek. ELC Evan'dan da bahsedeceğim. Bu arada ben size çok ufak, çok minik, Fiat Biz boyutunda ufacık bir çalının arkasında, lahananın, marulun, hatta havucun bile arkasına saklanabilecek bir tank. İşte o çalılardan birini buldu ve içine girdi. Buraya büyük bir ihtimalle Eyüz'ün ancak ya da Mouse'un sadece bir ön çamurlu falan sığabilirdi. Ama gördüğünüz gibi ELC Evan şu anda tamamen görünmez durumda. Eğer biz V-Port'u kapatırsak burada bir ELC Evan olduğunu bana kimse ispat edemez. Açtığımızda ispat ederiz. O zaman çünkü zaten yerini bilmiş oluyoruz. Neyse, çok laklak yapıyorum böyle zamanı geçirmek için. O arada zaten Fırat bir tank spotladı. Burada light tankı nasıl oynaması gerektiğini gerçekten Fırat'ın bildiğine hakim olduğunu görüyoruz. Dibine kadar geldi VT UFO'nun, fakat spotlanmıyor ve burada asla ve de asla ateş etmiyor. Nişangahını onun üstüne koyuyor. Eğer spotlanırdı, olası bir spotlanma durumunda hemen ilk atışı yapabilmek ve onu garaja yollayabilmek ya da ona hasar verebilmek için VT UFO artık bu pozisyondan kaçmak zorunda olduğunu anladı. Geriye doğru gidiyor, fakat bunun için biraz geç kalmış durumda. İşte Fırat pozisyonu değiştirirken dediğim şeyi, o atışı yaptı. VT UFO kaçamadı ve garaja gönderildi Fırat'ın takım arkadaşları tarafından. Fırat tekrar ileri doğru gidiyor. Burada yine çalıların içinde biraz daha ileri oynayacak. Light tank ileride oynamak zorunda ama emniyetini de düşünmek zorunda. O yüzden light tank oynamak herhangi bir şey oynamaktan çok 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 daha farklı. Evet, burada Fırat en arkadaki tankı görüyor. Pantera ve evet, spotlanır spotlanmaz bir atış geldi BC-12T tankından. O da bir light tank, seviye 8 bir light tank. Fırat geri doğru düşüyor. Şu anda 4-2 öndeler. Çok fazla bir katkısı olmadı diyebilirim şu anda Fırat'ın. Fakat bundan sonra Fırat'ın yapacağı işler rakibi epey bir allak bullak edecek. Daha doğrusu rakibin kafasını epey bir allak bullak edecek. Fırat rakip base'e doğru ortadan gidiyor. Mutlaka buralarda birilerini görecek. Fırat ondan emin ve bir çalının arkasına yine saklanıp buradaki seviye 9 obje tankına bakmaya çalışıyor. Obje 268-4 var orta. Spotlanmış. Onu görebilir mi seviye 10? Onu gördü. VT UFO, başka bir VT UFO orada. Evet. Net bir atış yok Fırat'ın. Bu arada spot hasarı vermeye başladı. Rakipleri artık buradaki tankları taramaya başladı. Rakipleri diyorum, kendi takım arkadaşları. Fırat tekrar ileri doğru bir hamle yapacak. VT UFO hasar vermeye devam ediyor. Kendi takım arkadaşları. Ve Fırat artık daha da ileri gidiyor. İşte ileri doğru gidiyor. Spotlanıyor. Spotlanır spotlanmaz. Önündeki bir cover'a, ağaca, kendini ağaca diyorum pardon, eve kendini atıyor. Ve böylelikle hasar alma ihtimali sıfıra iniyor. Sağ tarafı tamamen kapalı. Fırat diğer rakip light'ı gördü. Ona atmayı düşündü. Atamadı. Bu arada şarjörünü doldurmak üzere doldurdu. Iska. Otomatikte atmaması lazım burada. Rakip kaçtı. Otomatikten alması lazım. Otomatikten bilmiyorum ama eğer otomatikte gibi geldi bana. Otomatikte değilse de okeydir. Sorun yok. 2800 hasarlara, pardon, spot hasarlarına ulaştı. Fırat 7. dakika diyecektim. Alakası yokmuş. 5. dakikaymış. Evet, Fırat evin arkasından çıktı artık. VT UFO taranıyor. Fırat kendinden emin bir şekilde bu tepeye çıkıp oradaki tankları spotlamak istiyor. Obje 268-4. Fırat'a doğru geliyor. Fırat kaçabilecek mi? Fırat inanılmaz bir hamle. İşte bir matador gibi üstüne gelen boğayı böyle fake yapıp yanıltıyor Fırat. Ve 268-4'ü de o hamlesini etkisiz kılıyor. Evet, gerçekten çok şık bir hareket gördük. Eğer orada Fırat yukarı doğru devam etmeyi düşünseydi büyük bir ihtimalle torku yetmeyecekti ve 268-4 ona vuracaktı. Fakat aşağı doğru gitmeyi daha hızlı olacağını düşünerek ve
268-4'ten böyle kaçacağını düşünerek dediğini yaptı. Öldü 268-4'e intikam için bir kafa attığını düşünüyorum. Bu bir şey yani, yani yanlış bir şey değil. O bilerek vurdu intikam için. Ve Fırat tekrar buradan sepelerden çıkıyor. Artık şarjörünü doldurdu. Emine birinci atışını yaptı. Emine diğer atışını yaptı. Emine üçüncü atışını yapacak. Emine etrafında duruyor. Emine'in topunun ona dönebilmesi imkansız. Emine'in yaptığı hamlelerin tamam boş. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda dönemeyecek bir tankınız varsa yapmanız gereken tek şey asıl hedefiniz olan tanka odaklanmanız. Çünkü boşu boşuna diğer tank için de hedef olursunuz. Gerçi burada Emil birazcık tepenin altındaydı. Dolayısıyla görünmüyordu diyebiliriz. 12-4 oldu. Fırat 6934 destek hasarına ulaştı. 667 hasar attı. Çok fazla hasar atmanız önemli değildir light tanklarda. Önemli olan destek hasarı vermenizdir. Artık 13-4 Fırat'ın takımı, Fırat'ın da desteğiyle, önemli destekleriyle bu maçı kazandırmış olacak. Son bir kill alır mıyım diyor, ıskaladı. Kafa atabilirdi, atamadı. Yine ıskaladı. Yine bu sefer vurdu. Evet, bu sefer vurdu. Ve gördüğünüz gibi Fırat light tankta da en az ağır tanklar kadar etkili olabileceğini gösterdi bize. Eline koluna sağlık Fırat. Şimdi hemen Vote Replies'a gidip reply'lere bakıyoruz. Evet, votereplies.com bir şekilde benim kayıtlarımı almıyor. Ben de votrecord.com'a yüklüyorum reply'ları, neden bilmiyorum. Az önceki videoda da böyle oldu. Evet, Fırat'a baktığımızda gayet iyi bir maç çıkardı. 175.296 kredi, 5.764 deneyim kazanıyor. Birinci sınıf börevesini kazanıyor. 2, 4, 6, 8, 9 araçta connection sağlıyor. Gördüğünüz gibi Fırat şöyle takım skorlarına geldiğimizde de, şunu kapatalım. Takım skorlarına geldiğimizde bir takımı, bir adamı, bir düşmanı garaja yolladığını görüyoruz. 1230 deneyim alıyor ki takımındaki aldığı en fazla deneyim alan oyunculardan biri oluyor. 816 deneyim puanı alıyor. Ham olarak deneyim puanı alıyor. İşte üstüne X2'ler falan işlendiğinde o epey yükseliyor. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir oyun. Bireysel istatistiklerine bakalım Fırat'ın. Toplamda 6634 spot destek hasarı atıyor. Veriyor daha doğrusu. Ve verdiği hasar ise 816. Valla Fırat eline koluna sağlık, gayet başarılı bir maçtı. Özellikle son dakikalarda yaptığı hamleler bize nasıl light tank oynamanız ya da nasıl light tank oynaması gerektiğini anlatıyor. Light tank oynamak kolay değildir. Yapacağınız en ufak hatada garaja giderseniz, özellikle 268 TR 4'teki o şeyi short atmayı düşünüyorum efendim. Evet, tekrardan teşekkürler. Video bu kadar, bitti. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.